Zaman hayatımızın her anında var gibi görünen ancak bilim insanlarını ve filozofları yüzyıllardır meşgul eden bir kavram. Sabah alarmınızı kuruyor, randevularınızı saatlere göre ayarlıyor ve yaşınızı yıllarla hesaplıyorsunuz. Peki ama ya zaman sadece zihnimizde var olan bir kavramsa? Ya sadece bir yanılsamadan ibaretse? Ve diğer bir olasılıkta evrenin en temel bileşenlerinden biri olması. Bu soruların cevabı sadece günlük yaşamımızı değil, fizik yasalarını, evrenin kaderini ve hatta bilincimizin doğasını bile sorgulamamıza neden olur. O halde zamanın gerçekten var olup olmadığını keşfetmeye hazır mısınız? Tarih boyunca pek çok filozof ve bilim insanı zamanın gerçek bir varlık olmadığını savundu. Onlara göre zaman sadece zihnimizin olayları sıralamak için yarattığı bir kurgudan ibaret. Antik Yunan filozofu Parmenides değişimin mümkün olmadığını, dolayısıyla da zamanın gerçek olmayacağını savundu. Ona göre varlık bütünüyle bir ve değişmezdir. Eğer gerçekten bir zaman akışı olsaydı, o zaman şu an hiçbir zaman tam anlamıyla var olamazdı. 20. yüzyıl filozofu MacTaggart, zamanın mantıksal bir çelişki olduğunu savundu. O, zamanın iki farklı şekilde tanımlanabileceğini öne sürdü. Bunlardan ilki A serisidir. Bu, geçmiş, şimdi ve gelecek kavramlarına dayanır. B serisinde ise olaylar arasında önce ve sonra ilişkisi vardır. Ancak MacTaggart'a göre şimdi gibi mutlak bir kavramın var olması zamanın doğasını çelişkili hale getirir. Eğer geçmiş ve gelecek yalnızca bir algıdan ibaretse, zaman nasıl gerçek olabilir? Günümüz fizikçilerinden Julian Barbour, zamanın yalnızca anlardan oluştuğunu ve gerçekte sürekli bir akış olmadığını savunuyor. Buna göre her an bir kare gibi düşünülebilir ve biz bu kareler arasında bir bağ kurarak zaman algısını meydana getiriyoruz. Ancak evrenin en temel seviyesinde zaman diye bir şey yok. Bu tıpkı bir film şeridinin tek tek karelerden oluşması gibi bir şeydir. Hareket ettiğimizi düşünsek de aslında sadece farklı anları deneyimliyoruz. Öte yandan birçok fizikçi zamanın yalnızca bir algı olmadığını, hatta evrenin en temel kavramlarından biri olduğunu savunuyor. Fizikçi Sean Carroll, zamanın gerçekten var olduğunu ve evrenin işleyişini anlamamız için en önemli kavramlardan biri olduğunu söylüyor. Ona göre zamanın varlığını reddetmek fizik yasalarını açıklamayı zorlaştırır. Eğer zaman olmasaydı nedensellik, yani sebep-sonuç ilişkisi nasıl mümkün olabilirdi? Evrendeki entropi neden sürekli artardı? Fizik yasalarının geçmişte ve gelecekte aynı şekilde işlemesi nasıl açıklanırdı? Kuantum mekaniğinin temel denklemi olan Schrödinger denklemi zamanın var olduğunu açıkça gösterir. Bu denklem kuantum durumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini ifade eder. Ancak burada ilginç bir nokta var. Denklem zamanın mutlak bir akış içinde olduğunu varsayar. Ancak zamanın doğasını tanımlamaz. Yani zamanın var olup olmadığını değil, var olduğu kabul edildiğinde sistemlerin nasıl değiştiğini gösterir. Einstein'ın genel görelilik teorisi ise zamanın sabit ve evrensel bir şey olmadığını, kütle ve hız tarafından değiştirilebileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar zamanın mutlak olmadığını, ancak bir yanılsama olup olmadığı konusunda da net bir cevap vermediğini gösteriyor. Fizikçiler John Wheeler ve Bryce David, kuantum kütle çekimini anlamaya çalışırken Wheeler-David denklemini geliştirdiler. Bu denklemde zaman tamamen yok olmuştur. Bu evrenin en temel seviyesinde zamansız olduğunu gösterir. Yani evrenin en küçük bileşenlerinde zamanın akışı olmadan her şey belirlenebilir olabilir. Ancak bu nasıl mümkündür? Eğer zaman yoksa evrenin değişimi nasıl açıklanabilir? İşte burada devreye kuantum dolanıklık ve termodinamik yasalar giriyor. Evreni gözlemlediğimizde zamanın hep bir yönde aktığını görüyoruz. Örneğin bir yumurtayı kırabilirsiniz ama kendiliğinden eski haline dönmez. Kahveye süt dökerseniz süt her zaman yayılır ama asla geriye toparlanmaz. Bu durumu açıklayan şey entropi yasasıdır. Fizikçi Ludwig Boltzmann entropinin zaman içinde hep arttığını ve bunun zamanın yönünü belirlediğini öne sürmüştür. Ancak burada da bir problem vardır. Eğer evren sonsuzdan beri varsa neden hala düşük entropide bir başlangıç noktamız var? Neden evren tamamen kaotik değil? Bu sorular zamanın gerçek olup olmadığına dair en büyük bilinmezler arasındadır. Boltzmann'ın fikirlerinden biri, Boltzmann beyinleri paradoksu olarak bilinen oldukça ilginç ve tartışmalı bir sonuç doğurur. Peki bu paradoks tam olarak nedir ve gerçekten evrenin yapısını anlamamızda ne gibi sorunlar ortaya çıkarır? Evrene baktığımızda entropinin, düzensizliğin zaman içinde arttığını gözlemliyoruz. Bu termodinamiğin ikinci yasası olarak bilinir ve şu anki gözlemlerimizle birebir örtüşür. Eğer evren sonsuzdan beri var ise ve entropi sürekli artıyorsa neden hala düşük entropili düzenli bir başlangıç noktası bulunmaktaydı? Normalde evrenin çok daha kaotik ve yüksek entropili bir durumda olması gerekirdi. Ancak büyük patlama düşük entropili bir başlangıç noktası sundu ve zaman içinde entropi artarak bugünkü durumuna geldi. Bu da evrenin neden belirli bir yönü olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Bu noktada Boltzmann hipotezi devreye giriyor.
Boltzmann'a göre yeterince uzun bir sürede rastgele termodinamik dalgalanmalar yoluyla düşük entropili bölgeler oluşabilir. Bu olasılık yasalarına dayanan bir fikirdir. Eğer evren sonsuz bir geçmişe sahipse ve yeterince büyükse rastgele olarak düzenli bölgeler oluşabilir ve bu bölgelerde geçici olarak düşük entropili sistemler ortaya çıkabilir. Bu tıpkı bir odada havaya bıraktığımız su buharı moleküllerinin tamamen rastgele hareket etmesine rağmen kısa süreliğine bir noktada yoğunlaşarak küçük bir su damlası oluşturması gibi düşünülebilir. Eğer bu mantığı evrene uygularsak, evrenin büyük çoğunluğu yüksek entropili ve düzensiz olmalıdır. Ancak yeterince uzun zaman içinde rastgele kuantum dalgalanmaları anlık olarak düzenli adacıklar oluşturabilir. Bu düzenli bölgeler tıpkı bizim gözlemlediğimiz evren gibi olabilir. Bu noktada Boltzmann beyinleri fikri doğar. Eğer yeterince uzun bir süre beklerseniz rastgele oluşan düşük entropili bölgeler içinde bilinçli varlıklar da rastgele meydana gelebilir. Buna göre evrenin geniş ölçekli bir düzen içinde olması gerekmez. Bunun yerine kuantum dalgalanmaları tam anlamıyla hatıralara sahip olan evrenin varlığını sorgulayan bilinçli bir beyin yaratabilir. Bu beyin var olduğu o anda geçmişe dair hatıralara sahip olabilir. Aslında geçmiş hiç yaşanmamış olabilir. Böyle bir beyin çevresinde düzenli bir evren olduğunu düşünebilir. Bu fikir evrenin tümüyle düzensiz olması gerektiği fikrine dayanır. Eğer rastgele dalgalanmalarla bilinçli varlıklar oluşabiliyorsa neden evrenin tamamı düzenli bir yapıya sahiptir? İşte burada büyük Boltzmann paradoksu ortaya çıkar. Eğer Boltzmann'ın fikri doğru olsaydı şu anki gözlemlediğimiz evren olması gerekenden çok daha düzenli olurdu. Şöyle düşünelim. Eğer bilinçli varlıklar rastgele oluşuyorsa en olası senaryo küçük bir beyin oluşup etrafında sahte bir anı kümesiyle bir anlığına var olmasıdır. Ancak biz sadece bir anlığına var olan bilinçli beyinler değiliz. Milyarlarca yıllık bir evrende geniş ölçekte bir düzen görüyoruz. Büyük bir evrenin var olması rastgele bir beyin oluşmasından çok daha düşük olasılıklı bir olaydır. Bu yüzden Boltzmann beyinleri fikri gözlemlerimizde çelişiyor. Eğer evren Boltzmann'ın öngördüğü gibi olsaydı çevremizdeki evrenin rastgele bir yapı göstermesi gerekirdi. Düzenli galaksiler, yıldız sistemleri ve hatta bizlerin var olması son derece düşük olasılıklı olurdu. Bu yüzden gözlemlediğimiz evrenin düzeni, Boltzmann beyinleri senaryosunun yanlış olduğuna dair güçlü bir kanıt olabilir. Bazı bilim insanları Boltzmann beyinleri fikrini simülasyon teorisiyle karşılaştırıyor. Eğer bilinçli varlıklar sadece bir bilgi işleme süreciyle ortaya çıkabiliyorsa, bizler bir simülasyon içinde de var olabiliriz. Ancak yine aynı sorun burada da ortaya çıkıyor. Neden geniş ölçekli bir evren var? Eğer biz bir simülasyon olsaydık muhtemelen rastgele bir beyin olarak var olurduk. Ancak tutarlı bir evren gözlemlemezdik. Bu yüzden Boltzmann beyinleri senaryosu evrenin aslında bir simülasyon olmasının aksine gerçek bir fiziksel varlığa sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Boltzmann'ın fikirleri teorik olarak ilginçtir. Ancak gözlemlerimizle çelişir. Eğer bilinç rastgele ortaya çıkabiliyorsa neden geniş ölçekli bir düzen görüyoruz? Eğer evrenin büyük çoğunluğu kaotik ve yüksek entropili olmalıysa neden biz düşük entropili bir evrende yaşıyoruz? Eğer Boltzmann beyinleri rastgele ortaya çıkıyorsa neden biz evrimsel süreçler boyunca gelişmiş bilinçleriz? Bu sorular evrenin sadece bir rastlantısal oluşum olmadığını ve gerçekten var olduğunu gösteriyor olabilir. Alternatif hipotezler zamanın gerçekten var olduğunu ve evrenin fiziksel yasalar çerçevesinde işlediğini destekliyor. Sonuç olarak büyük olasılıkla biz rastgele oluşmuş bilinçli varlıklar değiliz. Evren gerçek bir fiziksel süreçte oluşmuş gibi görünüyor ve Boltzmann beyinleri yerine düşük entropili bir başlangıca sahip bir büyük patlama modeli çok daha olası görünmektedir. Bu noktada kuantum mekaniği ve genel görelilik bize zamanın mutlak olmadığını gösterse bile zamanın bir illüzyon olup olmadığı sorusu hala tartışmalıdır. Entropinin zamanın bir yönü olduğu düşünülmüştür. Evrenin sonsuz olup olmadığı ise hala bilinmemektedir. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Zaman gerçekten var mı yoksa sadece bir illüzyon mu? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.